Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımın devamını gelmesi için beğeni ve yorum yapmanız önemli arkadaşlar. Evet. Modelimiz bugünkü yapacağımız model bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı bir model. İğneden tığ bir model. Sinek karada dediğimiz iğne oyasında olan yaprağımızı bu şekilde tığ oyasında da yaprak olarak ve zürafaları da arkadaşlar bu şekilde ikişer zincir çekerek kirpik halinde yaptık. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve çok da zarif bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile girip ipimizi bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Burada ara mesafesi olarak dört tane tığ battı mesafesi bırakıyorum. Ve tığ battımın sayısı arkadaşlar 3 zincir. 3 zincir çekip hemen yandaki tığ battıma bu şekilde kapatıyorum. Buna zürafa da diyebilirsiniz. Tığ battı da diyebilirsiniz. 4 tane bu şekilde tığ battı mesafesi verdim. Bir defa tığımı doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde aldım buraya bir trabzan yaptım bu trabzanım yuvam olarak kullanacağım. 10 tane zincir çekiyorum bu trabzanın üzerine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirin bu şekilde çektim arkadaşlar yaptığım bu trabzanın arasına girip bu şekilde bir kirpik yaptım. 7 zincir çekiyorum 2, 3, 4, 5 6. Pardon arkadaşlar. Bura 10 olduğu için bir fazlası 6 ediyor. 6 zincirimi çektim. Hemen ters yönünden yaptığım bu zincirin arasına girip kapatıyorum. Sabitledim. 12 zincir. 1, 2, 3, 4. Ters tarafında çekince daha güzel duruyor arkadaşlar. 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi test tarafında çektim. Hemen bu şekilde döndüm. Aynı u yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim 12 zincirimi. Sinek kanadımız yani yaprağımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi hemen yanına yine 12 tane zincir çekiyorum. Kafamız karışmasın. Adedi ikisinin de 12. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi yine aynı yuvanın içine buraya arkadaşlar çiçeğim için dal yaptım yuva yaptım şu minik çiçeklerim için bu dalımız oluyor bakın arkadaşlar ters tarafından çekildiği için zincirimiz bu şekilde güzel duruyor Hemen dibine arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Şöyle tok durması için. Dalımız bu şekilde bakın. Dibine sık iğne yapmayı unutmayalım. Daha böyle yukarı doğru meyilli tok bir şekilde duruyor. Yoksa bu sık iğne yapmasak aşağı doğru meyil eder. Bu kadar güzel duruşu olmaz. Evet şimdi 3 zincir çekerek yine 4 tane arkadaşlar. Buraya 3 e, şey 3 zincirli tığ battı yapıyorum. 1 2 3 zincir kapatıyorum ikinci tığ battım 1 2 3 zincir hemen kapattım bu da üçüncü tığ battım 3 zincir hemen yandaki tığ battıya kapattım eğer bunu yakın bulanlar olursa arkadaşlar 5 tığ battı mesafesi de verebilir ben 4 başlamıştım 4 devam ettirdim eğer bu tığ battılarınız daha minik sık sık yapılmışsa pardon arkadaşlar 5 tane tığ battı mesafesi verebilirsiniz 3 zincirde bir defa tığımın başını doladım hemen yandaki tığ battıma 1 2 2 yine minik bir yuva yaptım 4 tığ battı 3 defa da aldığım bir trabzan ve üzerine arkadaşlar hemen sinek kanadı olan yaprağımı yapıyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi yine çektim. Buraya trabzanın arasından girip sabitliyorum sık iğne ile. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ters tarafından çeviriyorum. Yaptığım bu zincirin arasına girip 6 zincirimi sık iğne ile sabitledim. 12 zincir ama ters tarafta çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen 12 zincirimi çektikten sonra düz yüzüne dönüp bu trabzan arama yuvama sık iğne ile sabitliyorum. Evet bu kadar kolay arkadaşlar. Sinek kanadının yaprağın yapılışı. Hemen yine 12 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 ve 12. Bu da çiçeğimizin dalı, yaprağımız, dalımız. Bu şekilde yapımı kolay. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet yapımı da kolay. Yine arasına 3 zincirden 4 tane tığ battı yapacağım. 1 2 3 zincir 3 zincirim hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. Bu birinci tığ battım. 3 zincir hemen yandakine kapattım. 3 zincir yandakine kapattım. Ara mesafesi 4 olacak. Buradakine kapattım. Yine bir tığ bir defa tığın başına dolayıp 1, 2, 2, 3 seferde aldım buraya minik yuvaya Aynı bu şekilde arkadaşlar. Sinek kanadı ve çiçeğimizin dalını yaparak devam edeceğiz. Anlaşıldığına göre daha fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Hemen minik kirpiklerin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Bu 12 zincirden yaptığımız yeşil dalımızın arasına girip bu somon rengimi arkadaşlar çok seviyorum. O yüzden buna koymak istedim. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 2 zincir hemen ipimi sabitledim sık iğne ile yeşil yuvanın içine kapatıyorum bu iki zincirli yer arkadaşlar 3 çekmiştim biraz daha tok güzel durur diye hiç bu havayı zürafa havasını vermedi siz de deneyip bakabilirsiniz 3 zincir hiç böyle güzel minik minik durmuyor 2 zincir bu üçüncü kirpiğim 1 2 zincir bu dördüncü bir iki zincir bu da beşinci kirpim bu şekilde arkadaşlar iki zincirden dalımızın üzerine bakın beş tane kirpimizi yaptık hemen ipimizi koparıyorum Evet şu şekilde bakın arkadaşlar 12 zincir tam yuvaya uygun 5 tane de kirpiği dolunca gayet güzel bir dal görünümü oluyor. Hemen sarısına geçelim. Evet arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi sarı oyla da kirpiklerimizi yapalım. Yeşil yuvanın içine sık iğne ile ipimi tutturdum bu şekilde. Bir, iki zincir. İki zincirimi hemen kapattım. Bakın minicik böyle pıtırcıklar yapıyoruz. Bir, iki zincir. Yeşil yuvanın içine kapatıyorum. Dediğim gibi iki zincirden şaşmayın arkadaşlar. Benim gibi üç daha görünürlü olur demeyin. Bunları size deneyip de yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç tane çıkardım. Diğer ikisini de sizlerle beraber yaptık. İki zincirimi hemen yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip hemen ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi şu ikisini sizle beraber yaptığımız diğerleri daha önce duran model. Evet bu kadar güzel olacağını ben de tahmin etmiyordum. Gerçekten çok hoş çıtır çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Muhakkak hani yaparım bundan dediğim modellerden bir tanesi oldu. Umarım siz de benim gibi bu şekilde beğenir ve yaparsınız. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.